Duygu Hanım geldiler. Çok teşekkür ederiz. İkinci yarışmacımız Duygu Hanım da İzmit'te ama İstanbul'da yaşıyor. Evet. Değil mi? Evet. Uzun zamandır mı? Evet, yani üniversiteyi bitirdikten sonra İstanbul'a geldim, sonra kaldım. İstanbul'lu olmuş. Çok uzun zaman değil. Gördünüz mü nasıl yarıştı? Evet, yani gerçekten arkada hem imrenerek seyrettim, biraz da stres oldum. Çıta çok yüksek geldi. Siz harf nasıl alır yapacağız? Mıydınız Ömür Hanım'ın sorularında? Alabilirdim. Bir tek Dağ Bayır'da, bir de hangisinde? Sac Ekmeği'nde. Evet. Sac Ekmeği'nde iki tanecik harf aldılar maşallah. Ki Dağ Bayır'ı bile harf almadan bilebilirdi bence. Çünkü değil mi? İyi başladı. O Dere Tepe biraz evet. Kendisini sıkıntıya soktu. Hadi bir harf alalım dedik. Risk almadık. Doğrusunu yaptı bence. Evet. İki tanecik harf alma hakkı bıraktı size de. Ben de tebrik ediyorum. Üzerine de 12 saniye arttırdılar. Yani o iki harfi alırsak efendim 13 saniye arttırırız. Hevesleri kursaklarda bırakırız. Daha çünkü Ömür Hanım'dan bir tane daha var. Evet. Korkutucu olan. Haberiniz olsun efendim. Duygu Hanım'ı da Faruk Bey'i de düşünerek yarışmamız lazım. Başlayalım mı? Başlayalım. Derin bir nefes ve ilk soru geliyor. Duygu Hanım'ın ilk sorusu biraz böyle sokak jargonuyla dirsek teması içerisinde. Görelim. Öz saygısını yitirmiş mazlum. Sünepe, pısırık. Yani buna bir baskı uygulamışlar. Bunun kişiliği böyle... Sinmiş. Sinmiş kişiliği. Biraz böyle şey bir insan olmuş. Biraz böyle... Ezik. Bravo! Ezik. Got this one. Şimdi efendim sokak jargonu demişken çok oradan uzaklaşmadan devam ediyorum. Müsaade ederseniz sizin zarafetinize yakışmayacak ama şöyle bir soru var elimde. Buyurun. İkinci soru. Diyor ki bazı kaynaklarda oğlan sözünün türevi olan... Oldukça kaba ve yaygın kullanılan bir seslenme sözüdür. Özellikle erkekler birbirine karşı kullanır. Neredesin oğlan? Neredesin oğlan? Adam, birader. Yok, bunlar tatlı laflar. Kimse kendisine adam dendi diye mesela üzülmez. Bana adam dediler. Yok. Ya da birisi birader derse kimse ne diyorsun yani ya? Yani erkeklere seslenme türü bu. Ya genellikle. Ama daha kaba yani, kaba düşünün. Hatta bunu kısaltıp üç harflisi de kullanılır çokça. Başındaki harf atılır, üç harflisi de çok kullanılır. Neredesin? Boğulum. Be oğlum. O İzmit ağası. Evet. Neredesin boğulum? Kaptan bizi solda tükür falan biliyorsun. Evet. Gelmiyor yani. Yahu bulursunuz yahu. Biraz daha ipucu alsam. Bakın üç harflisi de çok kullanılıyor. Başındakini atıyoruz. Evet. Üç harflisini de çok kullanıyoruz. İşte o birader gibi filan ama kaba. Kaba yani. Öyle birader diyeceğiniz kişiye söyleneceğiniz bir şey değil. Grup çok falan değil yani. Çok samimi ise mesela kullanır. Öbürü de üzülmez. Bana böyle dedi diye. Ama samimi olmadığınız birisine söyleyemezsiniz böyle. Samimi olduğunuz bir iş arkadaşınıza belki söylersiniz de patrona mesela söylenmez. Hiç aklıma gelmiyor ya. Bu maaşlar ne? Falan ya, olmaz ya. Bir iki daha cümle örneği alayım. Neredesin en güzel? Neredesin bu saatte kadar be oğlum? Çok vaktimiz gitti. Çok vakit kaybettik. Ben bunu durduracağım. Tamam. Siz bunu bulursunuz çünkü. Bakın üç harflisini daha yaygın kullanıyoruz. Evet. Bu dört harflisi... Oğlana da benziyor söylenişi. Çünkü onun bir türevi diyor bakın. Ha. Söylenişi oğlana da benziyor. Boğla mı başlıyor? Kurtarın kendinizi o izlilikten. oğlum değil. Yani sonu filan aynı. Ha. Ulan. 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 Ah ya. Teşekkür ediyorum. Ama yani baktığınız zaman Duygu Hanım'a zaten bu kelimeler Duygu Hanım'a zor. Harf aldırır, harf aldırır duymadıysak da efendim. Neyse sürenin canını okuduk. Evet. Yarısından fazlasını harcadık. Bundan sonra koşacağız. Tamam. Anlaştık mı? Hiçbir şey değişmedi. İki harf alabilecek durumdayız. Şu soru net bir soru. Bence uğraştırmayacak sizi. Tanrı'yı övmek, ona dua etmek için yazılıp makamla okunan nazım, şiir. Durun. Bulursunuz. Makamla okunan lazım. Şarkı şiir, gibi. Dua gibi. Şarkı gibi. İlahi. Dua, ilahi. Gayet güzel. Gelsin yerleşsin. Yani. Şimdi geliyor yenisi efendim. Burada küçük bir yardımım olacak size. Harf almadan çözer miyim? Çözersiniz. Merak etmeyin.
Alışverişte durgunluk. Yani bu aralar piyasalar durgun. Piyasalar durgun, işler kesat. Oldu bitti. 5 puan daha. Tamam. Burada İngilizce kökenli bir sözcük var ama bir tıp terimi olarak daha yaygın kullanıldığı için size dert çıkartacak bir soru değil bu. Buyurun. Zihinsel anlamında İngilizce kökenli mental. Bir... Hoppa. 1600 puan daha. Hadi bakalım. Şıra sorusunu hatırlıyor musunuz? Evet. Ömür Hanım'a sordum. Kolay bir soru muydu? Koruk. Değil. Çünkü her şeyden önce bu 6 harfli. Tamam. Hadi gelsin bir bakın. Koyulaştırılmış üzüm şurubu. Şarap değil, şey... gene Adana yöresinden kendisi. Kaynatılarak. Evet. Her yörede. Nar ekşisi değil. Hayır, 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 hayır. Her yörede var. Kaynatılarak yapılıyor. Üzüm şurubu. Şalgam. Üzüm şurubuysa tatlıdır bu. Glikoz var içerisinde. Kaynatılıyor, koyulaştırılıyor böyle. Pestil. Pestil de değil. Pestil de değil, bu böyle sıvı. Koyulaştırılmış ama sıvı. Bir de böyle susamdan yapılan bir şeyle karıştırılır da çok tüketilir. Susamdan yapılan bir şeyle karıştırılır da çok tüketilir. Tahinle karıştırılır da pekmez. Benim zaten... Bulamadım peki. Duygu Hanım, boş ver, boş ver. Üzülmeyin ne olursunuz. Yani küçük bir şanssızlık. Evet. Çok rahat cevap verebileceğiniz bir soruydu. Ben şunu söylemek istiyorum. Benim pek adetim değildir böyle akrabaları aynı bölümde yarıştırmak. Denk geldi. Ömür Hanım ve Duygu Hanım adaşınız. %50 şansları var evet. Sonuçta. Bir de insanın üzerinde psikolojik baskı evet. Kuruyorlar. Şuraya bak. Şeydeki Matrix'teki ikizler gibi oturmuşlar oraya. Bir daha gelirsiniz. Olur mu? Tamam. Söz. Çünkü güzel başladık. Önce o ulan yıktı. Sonrasında bu pekmez. Ben bunu saymıyorum. Bir de teselli alkışı rica ediyorum. Keyfini çıkartarak devam edelim yolumuza. Buyurun 7 harflere. Sinema ve edebiyatta izleyicinin veya okuyucunun huzurunu kaçırmayı hedefleyen türdür. Nasıl film? Huzurunu kaçırdı. Olabilir. Katılıyorum size. Bir harf alalım mı? Artık alalım. Alırız. Buyurun. Gergin, şey gerilim. Gerilim. Bravo. Çok daha basiti var. İkinci 7 harfli cevabım çok daha kolay. Gelsin efendim. Diyor ki üzerine yatak konulup yatılan tahta veya metal ev eşyası. Karyola. İşte o kadar. Bu süre yeter bize. Korkuyordum acaba süreyi yetiştiremez miyiz, geriye kalan soruları göremez miyiz diye. Son 6 soru için bu süre yeter bize efendim. Şurada belki bir harf alınır ama. Basit bir şey, korkmayın da. Yapılı, cüsseli, kalıplı. Bu anlamlarda kullanılan... Kabadayı. Bir söz dizisi, iki kelime. Yani birleşik yazılmıyor, ayrı yazılıyor. Yapılı ya da ne yapılı derler? İri kıyım. İri kıyım. İşte bu da. Hayli yenisi. Mecazi anlam devrede. Yani sözlüğü açtığınızda bu kelimenin ikinci, üçüncü anlamı budur. Buyurun gelsin. Tek kelime mastarla bitiyor. Mecazen bir işi veya mesleği... Kolları sıvamak değil. Gibi bir şey. Ama aynı mantığı kullanacaksınız tek kelime. Hani ticarete... Soyunmak. Oldu bitti. Geriye 4 tane sorumuz kaldı. Şu gidişat ışıltısında bana söyler misiniz? Olur muymuş bu iş? Olurdum. Olurum, pekmezdi. Çok gereksiz bir kayıp yaşadım. Canım sağ olsun efendim. Buyurun yenisi gelsin. Kalıplaşmış tabiriyle. Fena değil. İş görür. İdare eder. Çok güzel. Nefes bile almadan vallahi. Aynı şekilde cevaplayabilirsiniz. İkinci 9 harfli cevabı da. Buyurun efendim. Yine mastarla bitiyor. Basit bir soru bu. Niyetinden, kararından dönmek. Basit düşünün ne olur. Caymak. Gibi bir şey. 9 harflisi lazım. Sana gelecektim. Kararını. Gelmiyorum. Vazgeçmek. Vazgeçtim. Sinemaya gidiyorum. Buyurun. Sokak jargonu konusunda... Biraz problem yaşadık. Ezik'te çok iyiydiniz, ulanda takıldınız. Bakalım burada neler yaşanacak. Mecazi anlamda kuş kullanmak, kuşlanmak. Kullanmak. Ne? Kullanmak. Gibi bir şey de kullanmak 8 harfli değil. Kuş kullanmak, huylanmak. Hı hı. Mecazi anlamda. Böyle bir kaşınıyorum yani. Bir şeyler oldu. Dürtüklenmek olmaz. Kaşınıyorum. Kullandım.
Kaşınıyorum. Huylanmak ha, zaten vardı. Neden kaşınıyorum? Kullanmak o biliyorsunuz berberden sonra evet. Tüy girdi. Kuş kullanmak, kullanmak. Kaşınıyorum. Neden kaşınıyorum? Bir harf istemiştik biz değil mi? Evet. Evet. Duygu Hanım bir harf istemişti. Ha. Kaşınıyorum Duygu Hanım. Kuş kullandım kaşınıyorum. Şey mi var bende acaba? Pirelenmek. Pirelenmek. Bu da son soru son cevap. İhtiyarlamaya yüz tutmuş. Anlamındaki sözcüksü ihtiyarlamaya yüz tutmuş. Süreniz var maşallah yarım dakika. Bulursunuz bunu. Yaşlanmak, eskimiş, yaşlanmış gibi. Kelimelerden bir tanesini buldunuz. Eki hariç eskimek, kökü. Eskimek, yaşlanmak, yaş. Yaş almış, ihtiyarlamaya yüz tutmuş. Yaşı geçmiş. Nedir? Yaşı geçmiş. Geçmiş ya da? Yaşı gitmiş, dolmuş. Tek başına da kullanılır geçmiş yaş yerine. Yaş almış. Durduracağım bunu. Olur. Bir harf mı aldık? Alalım. Aldık be. İnşallah son kısmından. Evet. Yaşı? Yaşı? Geçmiş. Geçmek. Geçkin. Geçkin. Yaşı geçkin. 900 puan. Gelin hesap yapalım. 8300 puanla bitirdiniz efendim. Pekmez ne yazık ki kazandığımız 600 aldı. Puanı, kazanacağımız 600 puanı aldı. 1200 eder. 1200 artı 8300, 9500 ediyor. Moral bozukluğunu hesaba katmadan bu sonuca ulaşabilirdik. O zaman 9500 ayarında bir alkış da isteyelim mi? Teşekkür ederim.